Büyük harfleri kullanabilirsiniz, küçük harfleri kullanabilirsiniz, rakamları kullanabilirsiniz. Bir de özel karakter olarak alt yere kullanabilirsiniz. Bunun dışında başka özel karakter kullanma ihtimaliniz yok arkadaşlar. Yani işte şurada görmüş olduğunuz şu özel karakterleri, yıldızdır, artıdır, eksidir, tiredir falan. Bu tarz özel karakterleri değişken isminde kullanamazsınız. Sadece alt tire karakterini kullanabilirsiniz. Normal tire karakterini de kullanamazsınız. C++'daki bazı anahtar programlama dillerinin çoğunda öyle. Özel nedeni şöyle, bunlar zaten programlama diline ayrılmış karakterler. Yani işte yıldızı mesela pointer'da kullanıyoruz. Tırnak işaretini yine şuradaki tırnak işaretini yine işte string bilgilerde kullanıyoruz. Artıyı işte toplama için kullanıyoruz. O yüzden bunların değişken isminde kullanılması yasaklanmış durumda. Kullanılmıyor yani. Programlama diline ayrılan karakterler olduğu için. Bir de anahtar kelimeler değişken ismi olarak kullanılmıyor. Yani anahtar kelimeler dediğimiz ne? İşte mesela işte cout komutunu ya da cin komutunu ne yapamıyorsunuz? İşte şey olarak değişken ismi olarak kullanamıyorsunuz. Yani programlama diline ayrılmış özel kelimeler varsa, komutlar varsa komut isimlerini de değişken ismi olarak kullanamıyorsunuz. Örneğin if gibi dediğiniz gibi. Ve isimler en fazla, değişken isimleri en fazla 1024 karakterden oluşabiliyor. Onu geçememesi gerekiyor. Evet, mesela şuradaki hesap tutarı geçersiz. Niye? Çünkü boşluk karakteri olamaz. İşte case geçersiz. Niye? Ayrılmış bir kelime. Yani çünkü C++ dilinde case diye bir tane komutumuz var. Mesela 4 kişi toplam geçersiz. Çünkü neyle başlamış? Rakamla başlamış. Burada ne diyoruz? İlk karakter harf olmalı ya da özel karakterlerden sadece alt tire olabilir şeklinde söylüyoruz. Yani bunlar uyduğumuz zaman, buradaki kurallara uyduğumuz zaman değişken tanımları doğru oluyor. Aksi halde zaten programınız çalışmayacaktır arkadaşlar. Bu kurallara uygun olarak değişken tanımlıyoruz. Tabii şurada rakam kullanabilirsiniz ama rakamı şeyde kullanamazsınız. Değişkenin başında kullanamazsınız. Yumuşak G sorun. Yani ben bunu ders notlarınızdan aldım sizin ama mesela C#'da sorun değil. Ama C++'da sorun olabilir. Yani aslında şöyle söylüyorum ben. Bütün girdiğim derslerde söylüyorum. Tekrar burada da hatırlatmışken arkadaşınız söyleyeyim. O aklıma gelmemişti. Yani mümkün olduğunca Türkçe karakter kullanmayın arkadaşlar. Yani Türkçe karakter dediğimiz ne? Noktalılar işte. Ş, Ö, Ç, Ü, yumuşak G gibi karakterleri ne yapmayacağız? Küçük Ö gibi karakterleri ne yapmayacağız? Değişken ismi yazarken kullanmamamızda fayda var. Yani Türkçe karakterleri kullanmayarak değişken tanımlarsak, bunu alışkanlık haline getirirsek İyi olur. C# bir şey demiyor. Kabul ediyor ama C++ kabul etmez. Sorun çıkarır yani. Şimdi değişkeni nasıl tanımlıyoruz? Bir değişkenin tipi var, veri türü var. Bir de değişkenin adı var. Tipleri daha önce gördük geçen hafta. İşte integer var, işte string var, işte char var, işte short var gibi gibi farklı değişken tiplerimiz var. Burada bir değişkenin türünü belirtiyorsunuz, sonra da değişken adını belirtiyorsunuz. Örneğin sayac isimli bir değişken tanımlayabiliriz. Bunu tanımlarken nasıl tanımlarız? Int sayac şeklinde. Şuradaki ç de olmayacak, c olacak. Int sayac şeklinde Türkçe karakter olmayacak şekilde ne yapabiliriz? Bir değişken tanımlayabiliriz. Bu ne demektir? İşte bu değişken integer. Yani bu değişkenin içinde ben tam sayı tutacağım. Şeklinde ne yapıyorsunuz? Ve bellekte de bir yer açılacak. Ve buna ne diyeceğiz? Bu bellekte açılan yerin ismine sayac diyeceğiz. Yani sayac ismiyle ne yapıyorum ben? Bellekte bir yer ayırıyorum. Tam sayı tipinde ve o tam sayı tipindeki bellek alanına da sayac ismiyle ulaşabiliyorum. Yani her komutun sonunda olduğu gibi yine değişken tanımlamanın sonunda da noktalı virgül işaretini kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi örnek bir program var aşağıda. Şimdi bu programa bakarsak int sayac diye bir tane değişken tanımlamışız bakın. Türkçe karakter kullanmamışız ve bu sayac değişkenine ilk değer atamış mıyız? Yani tanımlama aşamasında ilk değer atamış mıyız? Atamamışız. Daha sonradan kullanmışız. Bakın. Yani değişkeni tanımladıktan sonra bir daha başına tekrar int yazmanıza gerek yok. Bir kere tanımlıyorsunuz. Tanımladıktan sonra değişkeni bu şekilde artık kullanabilirsiniz. Şurada ne yapmışım? Sayaç değişkenine bir değerini aktarmışım. Bakın. Sayaç değişkenine bir değerini aktarmışım. cout komutuyla da sayaç değişkenin içindeki bilgiyi ekrana yazdırıyorum. Bakın. cout komutuyla sayaç değişkenin içindeki bilgiyi ekrana yazdırıyorum. Yaz demişim. Ne yazmış? Ekrana 1 yazmış. Şurada endline komutu var. Ne işe yarıyor endline komutu? Bir alt satıra geç. Satırı bitir. Satır sonu ve bir alt satıra geç demiş. Geç şeklindedir. Yani ne yapacak bu? 1 yazacak ve bir sonraki satıra şurada bir alt satıra geçmiş olacak. Yani
Cout komutundan sonra endline komutunu kullanırsanız burada endline parametresini kullanırsanız bir sonraki yazma işlemi, bir sonraki cout yazma işlemi bir sonraki satırdan alttan devam eder. Sonra şuraya geldik. Sayac eşittir sayac artı 10 ne demek? Sağ taraftaki işlemi yap, sol taraftaki değişkeni aktar. Sağ taraftaki işlemi yap, sol taraftaki değişkeni aktar. Şimdi sağ tarafta bir değişken var mı? Var. Sayaç değişkeni. Sayaç değişkeninin değeri kaçtı? 1'di, değil mi? 1 ile 10'u toplayacak. 11. Kime aktaracak? Tekrar sayaca aktaracak. Ve sayacın yeni değeri ne olmuş olacak arkadaşlar? Sayaç değişkeninin yeni değeri 11 olacak. Onu şurada görüyoruz bakın. Yaz sayaç dediğim zaman, cout sayaç dediğim zaman neyi yazdı? 11'i yazdı. Sonra bir alt satıra geçecek bakın. Endline komutu var. Bir alt satıra geçecek. Bir alt satırdan da ne hangi komut çalışacak? System.pause komutunun ekran çıktısı olan devam etmek için bir tuşa basın komutu çalışmış olacak. Eğer siz şuraya endline'ı koymazsanız şu cout'tan sonra sistem pause'un çıktısı olan devam etmek için bir tuşa basın mesajı 11'in şu 11'in yanından itibaren yazar. Orada çok güzel bir görüntü olmaz. Endline'ı anladık değil mi arkadaşlar? Buradaki. Ha, bu arada pause küçük harf olarak yazsak olur mu? Hiç denemedim. Bir deneyin. Bana da bilgi verirsiniz. Şu an deneriz ama vaktimiz yok o kadar. Konuları yetiştiremeyiz yoksa. Siz bir bakın. Şurada cout, sayaç, test, latch, end de yazabilirsiniz arkadaşlar. Normal ANSI C'de olduğu gibi ne yapabilirsiniz? Test, latch, end de yazabilirsiniz arkadaşlar. Tırnak içinde. Yani şuradaki test, latch, end ile endline birbirinin aynısı. Biz zaten normal ANSI C'de neyi kullanıyorduk hatırlarsanız? Programlama bir de hatırlarsanız aldıysanız o dersi. Test, latch, end'i kullanıyorduk mesela. Değil mi? Buradaki end nedir? New line'ın n'si. Yeni satırın n'si. Buradaki endline da satır sonu demek arkadaşlar. Return 0 da programın bitirilmesini sağlıyor. Sonlandırıyor. Yani düzgün bir şekilde programın bitirildiğini gösteriyor. Çünkü main bir fonksiyon ya arkadaşlar. Şimdi main geriye ne döndürecekmiş bakın. Sonuçta bu da bir fonksiyon değil mi main? Integer bir değer döndürecekmiş değil mi? Diyorsunuz ki siz integer tipli bir fonksiyon tanımlıyorum. İsmi de main olsun. Peki integer tipli ise bu fonksiyon geriye bir değer döndürmek zorunda mı? Zorunda. O yüzden ne yazıyorsunuz buraya? Return 0 yazıyorsunuz, 1 yazıyorsunuz. Neyse integer bir değer döndürmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Şimdi değişkenlere başlangıç değeri de atayabiliriz. Değişkenlere de başlangıç değeri de atayabiliriz. Ters latch eni tırnak içinde yazmak zorundasınız. Bir arkadaş soru sormuş. Sorunun cevabını vermiş sistem fonksiyonundaki. Büyük küçük harf ayrımı olmadığını söylüyor Windows'ta. Yani Windows'a doğru. Windows'a şey gönderiyor bu zaten. Mesaj gönderiyor. Ona göre işlem yaptırıyor. Dediğiniz gibi. Evet devam edelim. Şurada ne yapmışız bakın yine. Bir tane değişken tanımlamışız. En küçük diye yine en büyük diye bir değişken tanımlamışız. İlk değer ataması yapmışız bakın burada. Yani değişkeni daha tanımlarken ilk değer ataması yapabilirsiniz. Şurada ilk değer ataması yapmamıştık hatırlıyorsak. Sıfır değerlerini aktarmışız. Sonra cout komutuyla ekrana bir tane string mesaj veriyoruz bakın. String sabiti mesaj olarak veriyoruz. Şurası string sabit. Şu da değişken. String sabiti olduğu gibi ekrana yazıyor. Hatta şuradaki k'yi fazla yazmışım. Ekranda o aynı şekilde basmış bakın. Yanındaki değişken en küçük. En küçük değişkenin de içeriğini yazıyor 0. Aynı şey diğer için de geçerli. Şunları söyledik zaten. Şimdi değişkenlerin yani basit bu örnekler arkadaşlar. Biraz hızlı geçtik o yüzden. Değişken türleri ve geçerlilik sahaları var değişkenlerin. Yani erim sahaları var. Yaşam sürelerinin olduğu sahalar var. Buna göre değişkenler farklı isimler alıyor ya da farklı kategorilere ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi yerel değişken dediğimiz lokal değişkenler. Diğeri küresel değişken dediğimiz global değişkenler, diğeri ekstern değişkenler, bir diğeri statik, auto ve register değişkenler olmak üzere 6 gruba ayırıyoruz değişkenleri. Şimdi bunları tek tek inceleyeceğiz. Yani bunlar değişkenlerin yaşam sahalarına göre, geçerli oldukları alanlara göre ayrılmaları bir kısmı. İşte yerel, küresel, ekstern olmaları aslında ona göre bir ayrım. Statik, auto, register'da daha farklı anlamda bir ayrım olmuş oluyor. Şimdi tek tek bakalım. Şimdi siz bir değişkeni bir fonksiyon içinde tanımlıyorsanız ya da bir blokta tanımlıyorsanız o değişken ancak o tanımlandığı blokta geçerli oluyor arkadaşlar.
İşte bir blok açtınız, kapattınız ya da bir fonksiyonun içinde bir değişken tanımladınız. O fonksiyondan çıktığınız zaman o değişken geçerli olmuyor. Ya da o bloktan çıktığınız zaman değişkenin artık ne olmuş olmuyor? Geçerli olmuş olmuyor. O değişken siliniyor. Blok dışından ne yapamıyorsunuz? Ulaşamıyorsunuz. Hangi değişkenlere ulaşamıyorsunuz? Yerel yani lokal değişkenler dediğimiz değişkenlere ne yapamıyorsunuz? Blok dışından ulaşamıyorsunuz. Çünkü blok dışına çıktığınız zaman o değişkenlerin içeriği kaybolmuş oluyor arkadaşlar. Örnek bakalım şurada mesela. Buradaki durum değişkeni mesela main fonksiyonun içinde tanımlanmış ve bu durum fonksiyonu lokal bir değişken. Geçerlilik alanı neresi? Şu bloktan başlar, bu bloğa kadar devam eder. Şu altta siz şurada bir yerde bir fonksiyon tanımlasanız, başka bir fonksiyon tanımlasanız ve durum değişkenine ulaşmaya çalışsanız ulaşamıyorsunuz arkadaşlar. Neden? Çünkü bu değişken lokal bir değişken, tanımlanmış olduğu süslü parantezler içinde geçerli. Parantez dışına çıktığınız anda o değişkene ulaşma ihtimaliniz yok. İşte bu değişkenlere ne diyoruz? Lokal değişkenler diyoruz arkadaşlar. Evet, sadece main bloğunda çalışır. Main fonksiyonu diyelim. Main fonksiyonunda çalışır. Başka bir fonksiyonun içinde başka bir değişken tanımlarsanız da o değişkende o fonksiyon içinde çalışır. Yani başka fonksiyondan ulaşamazsınız. Siz farklı fonksiyonlardan bir değişkeniniz var diyelim. Üç farklı fonksiyondan o değişkene ulaşmak istiyorsunuz. Ya da üç farklı bloktan o değişkene ulaşmak istiyorsunuz. Yapmanız gereken nedir aslında orada? Global bir değişken tanımlamaktır. Şimdi şuraya bakalım. Bir önceki örnekteki aynı örnek. Şimdi buraya baktığımız zaman en küçük ve en büyük değişkenleri global mi, lokal mi baktığınız zaman? Lokal değişken. Niye sadece main bloğunda geçerli? Bakın şurada geçerli olan bir değişken. Main bloğunun dışına çıktığınız zaman en küçük ve en büyük değişkenlerini kullanamazsınız. Yani şurada altta bir fonksiyon tanımlasam cout en küçük desem öyle bir şey yapma ihtimaliniz yok. Çünkü bloğun dışına çıktığımız zaman lokal değişkenler ne yapıyor? Kayboluyor. Şimdi aşağıdaki örnek programda ise demişiz main fonksiyonu içerisinde tanımlanan yerel değişken i'nin değeri ekrana yaz adlı fonksiyona gönderilerek yazdırılmaktadır. İşte bu yüzden ne yapıyoruz biz? Lokal değişkeni lokal tanımlıyoruz. Ondan sonra o değişkeni başka bir fonksiyonda kullanacağımız zaman o fonksiyona değişkeni parametre olarak gönderiyoruz. Ve böylelikle bir fonksiyonun içindeki lokal değişkeni başka bir fonksiyonun içinde ne yapmış oluyorum? Parametre olarak göndererek o fonksiyona kullanmış oluyorum. Şimdi şu örneğe bakalım. Şimdi ekrana yaz diye bir tane fonksiyonum var. Bu ekrana yaz fonksiyonuna bir tane parametre geliyor bakın. İ diye bir tane parametre geliyor. Bu ekrana yaz fonksiyonu geriye parametre döndürüyor mu? Döndürüyor. Integer bir değer döndürmesi lazım. Hemen return sıfırı yerleştirmişim. Aslında çok mantıklı değil burada geriye döndürmesi. Return sıfırın yazılması da çok mantıklı değil. Başına void yazsak daha mantıklı olabilirdi ama gözümüzden kaçmış ya da örnekte o şekildeymiş. O şekilde almışız. Düzeltilebilir yani. Şuradaki integer'ı kaldırıp yerine void yazıp şu return'ü de ne yapabiliriz? Silebiliriz istersek. Sonra şimdi main bloğu içinde bakın. Main bloğu içinde main fonksiyonu içinde i diye bir tane daha değişkenim var bakın. Şimdi bu i değişkeni kime ait? Neyine ait? Buradaki i değişkeni kime ait? Evet, ekrana yaz fonksiyonuna ait. Bakın buradaki i değişkeni de ekrana yaz fonksiyonuna ait. Zaten her fonksiyon i değeri, kendi i değerini kullanıyor. Bakın aslında bunu bellekte baktığınız zaman bellekte iki tane kutucuk açılıyor bakın. İki tane i kutucuğu açılıyor bakın şöyle. Şu kime ait? Main. Bu işte ekrana yaza ait. Bakın şurada. İkisi birbirinden farklı olmuş oluyor arkadaşlar. Yani iki tane aslında kutucuk açılmış oluyor. Şimdi devam edelim. Cout demişiz. Sayı değeri demişiz. Bakın sayı değeri diye bir tane sabit yazdırmışız şuradaki gibi. Ve i'nin değerini yazıyoruz. Bakın. İ'nin neyini yazıyoruz? Değerini yazıyoruz. İ'nin burada hangi i geçerli? Main bloklar içindeki i geçerli. Kaç yazacak yani? 5 yazacak. Sonra ekrana yaz. Bakın ekrana yaz fonksiyonunu çağırıyorum. Ve bu fonksiyona neyi gönderiyorum? İ değişkeninin değerini gönderiyorum bakın. Bu fonksiyona i değişkeninin değerini gönderiyorum. Peki bu i değişkeni şu an burada kullanmış olduğumuz i değişkeni hangi i? Bu i bakın. Main'in i'si bakın. Main çünkü bu blok içinde kim geçerli? Bu i geçerli. Şimdi ben burada
Ekrana yaz fonksiyonuna aslında i'yi göndermekle kaç değerini gönderiyorum? 5 değerini gönderiyorum. Yani buradaki 5 değeri aslında nereye gidiyor? Bakın buradaki 5 değeri aslında ekrana yaz fonksiyonu içindeki lokal i'ye gidiyor. Bakın. Ekrana yaz fonksiyonu içindeki lokal i'ye gidiyor. Yani sonuç olarak main içindeki i'nin değeri, main fonksiyonu içindeki i'nin değeri ekrana yaz fonksiyonu içindeki lokal i'ye eşitlenmiş, oraya aktarılmış oluyor. Yani bu ne demek? Şu i'nin değeri kaç demek? I'nin değeri oradan geçiş yaptığı için 5 demek. Ve burada da ben yaz sayı değeri dediğim zaman ekrana ne yazacak bakın? 5 değerini tekrar yazmış olacak. Ve bu bloktan çıktığım zaman, şuraya geldiğim zaman bu i'nin değeri yok. Yine bu bloktan çıkıp buraya geldiğim zaman yine i'nin değeri yok, kayboluyor. Tamam mı arkadaşlar? Ekrana yaz fonksiyonundaki bu parametre i olmak zorunda değil. Yani ben buraya şöyle bir şey de diyebilirdim. Bakın. İ yerine ne derdim? A derdim mesela. Int A. O zaman şurayı ne yapacağım? Şurayı A yapacağım. A ya da X diyebilirim. Şurası int A oldu. Burası da A olmuş oldu. Şimdi ne oldu? Main fonksiyonundaki i'nin değeri A lokal değişkenine geçti ve A'nın değerini yazdırmış oldu. Ve A'nın değeri de i'ye eşit olmuş oldu. Aynı şey. Bir şey fark etmedi yani. Sonuç olarak lokal değişkenlere ulaşamıyorum. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ekrana yaz fonksiyonu içinden main fonksiyonu içindeki i'ye erişemezsiniz. Erişemediğimiz için de ne yapıyoruz biz? Değişkenleri lokal tanımlayıp o fonksiyona göndermek istediğimiz değeri parametre olarak burada olduğu gibi parametre olarak gönderiyoruz arkadaşlar şuradaki gibi. Şimdi bir diğeri global değişkenler. Bir diğeri global değişkenler, küresel değişkenler. Yani tanımlandığı yerin altındaki bütün fonksiyonlarda geçerli olan değişkenler. Örnek, ben diyelim ki şurada bir tane değişken tanımladım. Int durum eşittir 1 dedim. Şimdi bu durum değişkeni, bakın tanımladığım yere dikkat edin. En üstte tanımlıyorum. Main fonksiyonunda da geçerli. Şurada ekrana yaz diye bir fonksiyonum varsa orada da geçerli. Altta başka bir fonksiyonum varsa orada da geçerli. Yani bütün fonksiyonlarda geçerli olmuş oluyor. Çünkü burada bir blok yok baktığınız zaman. Bu namespace'in içindeki bütün fonksiyonlarda ne yapmış oluyor? Geçerli olmuş oluyor. Bu değişkenlerde ne diyoruz? Global değişkenler diyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi şuraya. Şuradaki i global mi? Şu i. Global. Peki şuradaki i. Bu da lokal bir değişken. Buradaki global, buradaki lokal bir değişken. Şimdi buradaki global i değişkeni ekrana yaz komutunda geçerli mi? Yani ekrana yaz komutunda kullanabilir miyiz? Kullanırız. Sıkıntı yok. Peki. Şimdi asıl can alıcı nokta burası. Peki buradaki global i komutu ya i değişkeni main fonksiyon içinde geçerli mi? Şimdi normal şartlarda geçerli. Evet diyorsunuz ama bakın aslında evet değil cevap. Cevap hayır. Neden hayır? Eğer şurada şu i değişkeni olmasaydı siz haklıydınız. Bakın buradaki lokal i değişkeni olmasaydı şu an gösterdiğim yerde çizdiğim yerde lokal i değişkeni olmasaydı bu i burada geçerliydi. Ancak burada lokal i değişkeni olduğu için main fonksiyonu içinde şurada lokal i değişkeni olduğu için öncelik onun arkadaşlar. Yani sonuç olarak aynı isimde iki tane değişkenimiz var. Biri global değişken, diğeri de fonksiyonun içindeki lokal değişken. Lokal değişken her zaman önceliklidir. Eğer aynı isimde lokal değişken varsa öncelikli derken o kullanılır yani. Diğer global değişken kullanılmaz. Ama ekrana yaz komutunda buradaki global i değişkeni geçerlidir. Sebebi çünkü ekrana yaz komutunun içinde lokal i değişkenimiz yoktur. Ve ekrana yaz komutunun içinde, ekrana yaz fonksiyonunun içinde main'deki i'yi kullanma ihtimalimiz de yoktur arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Yani lokal her zaman önceliklidir. Bu mantıkla baktığımız zaman şimdi, bu mantıkla baktığımız zaman şuradaki lokal i'nin değeri 5. Sayı değeri dedik. Şurada sayı değeri ekrana yazdı bakın. Ve ne yazdı? i'yi yaz dedik bakın. Kaç yazdı i yerine? 5 yazdı bakın. Görüyor musunuz? i yerine kaç yazdı? 5 değerini yazmış oldu. Ve bir alt satıra geçti. Şuraya demişiz zaten lokal i diye. Bakın. Sonra ekrana yaz fonksiyonunu çağırmışız bakın. Sonra ekrana yaz
çağırmışız. Ekrana yaz fonksiyonuna gittik. Buradayız. Yani fonksiyonun içine girersiniz çağırdığınız zaman. Sayı değeri diye mesaj vermiş bakın yine. Sayı değeri diye mesaj vermiş. Ve i'yi tekrar yaz demiş bakın. Artık burada ekrana yaz fonksiyonuna ait lokal bir i var mı arkadaşlar? Lokal bir i yok. O zaman burada ne geçerlidir? O zaman global i'yi arar. Yani global olan 10 değeri geçerlidir ki şuraya bakarsanız zaten kaç yazmış bakın. 10 değerini buraya zaten yazmış. Sonra da işte bir tuşa basın ve programı bitirilmemişiz. Sınavda lokal global yazmazsanız herhalde hocam onu biz bileceğiz. Aynen yani burada sadece açıklama olsun diye öğrenin diye yazdık. Sınavda lokal global diye kenarlarına bu şekilde yazmayız arkadaşlar. Soru neydi? Ha, global olup olmadığını mı nasıl bileceksiniz? Ekrana, pardon o soruyu kaçırmışım ben. Ekrana yaz iyi gönderseydik ne olurdu? Yine lokal iyi olurdu arkadaşlar. O zaman şurada şöyle yapmanız lazımdı. Şurada parantez içinde ne demeniz gerekiyordu? Int i demeniz gerekiyordu değil mi? Şöyle. Şimdi parantez içinde olduğunu düşünün yazdığımı. Şurada parantez içinde int i demeniz gerekiyordu. Şimdi ne demiştik bir önceki örnekte? Şöyle demiştik. Burada parantez içinde yazmış olduğunuz parametre bu fonksiyona ait lokal değişkendir demiştik. Lokal değişkense ne olmuş oluyor? Bu fonksiyona ait değişken olmuş oluyor. Bunun kullanma ihtimali var mı o zaman? Kullanma ihtimali yok. Yine ne yapacaktır? Main'deki işte main'den göndermişseniz parametreyi main'deki 5 değerini alacaktır arkadaşlar. Tamam mı? Main ile başlarsa lokal. Yok, main ile başlarsa lokal diye bir şey yok arkadaşlar. Şurada bütün fonksiyonların hemen şurada bütün fonksiyonların dışında yazılmışsa şuradaki gibi globaldir. Main ile başlarsa lokal. Diğer durumda şunu demişsiniz. Main ile başlaması değil. Mesela şu fonksiyonun içinde şurada ekrana yaz fonksiyonun içinde şurada int i desem mesela int i desem o da lokal oluyor. Yani main ile şey yapmayalım. Sınırlandırmayalım yani. Main ile sınırlandırırsak yanlış olur. Herhangi bir fonksiyonun blokları içinde bakın. Herhangi bir fonksiyonun buradaki ya da buradaki blokları içinde herhangi bir değişken tanımlıyorsanız globaldir arkadaşlar. Tamam mı? Globaldir. Ama bu fonksiyonlardan dışında, fonksiyonların dışında hiçbir fonksiyonun bloğun içinde olmayan bir değişken tanımlıyorsanız globaldir. Soru vardı. Main'de değer olmazsa globali mi alacağız? Evet. Main'de değer olmazsa yani şuradaki main diye şu olmasaydı int i eşittir 5 olmasaydı bu ne yazacaktı ekrana şurası? 10 değerini yazacaktı arkadaşlar. Tamam mı? 10 değerini yazacaktı. Var mı burada başka bir soru anlamadığınız bir şey? Geçiyorum. Geçtim. Şimdi diğer bir değişken ekstern değişken arkadaşlar. Ekstern değişken şu dediğimiz şu. Fiziksel dosyalarda yani farklı fiziksel dosyalarda yazılmış değişkenleri başka bir fiziksel dosyada kullanabiliyorsunuz. Örnek. İşte header.h ya da header.cpp de olabilir. İşte header.h dosyasında ne tanımlamışım? External int, external değişken diye bir şey tanımlamışım bakın. Yine bir tane fonksiyon tanımlamışım. O da external fonksiyonu. Baktığınız zaman. Geriye de değer döndürmüyor. Şimdi ben başka bir header.h dosyasında tanımlamış olduğum değişkeni nerede kullanıyorum bakın. Bir tane programın içinde kullanıyorum bakın. Extern değişken eşittir 15 demişim. Ekrana yaz. Extern değişken demişim. Yani şuradaki değişkeni ne yapıyorum? Bakın. Burada ben şimdi extern değişken diye bir şey tanımladım mı main fonksiyonunda? Bakın. Burada. Ya da global olarak tanımladım mı? Tanımlamadım. Nereden kullanıyor peki? Nereden kullanıyor arkadaşlar? Header hash içindeki şurada extern tanımladım. Bakın extern tipinde tanımladım. Extern değişkeni kullanıyor. Bak dışarıdaki bir dosyadan ne yapmış oluyorum? Değişkeni kullanmış oluyorum. Peki kullanmak için ne yapmışım? Şuraya dikkatinizi çekelim. Ne yapmışım kullanmak için? Şuraya dikkatinizi çekti mi şurası? Import etmişim evet. Include header.h dosyasını ne yapmışım? Bu programı import etmişim ve böylelikle dışarıdaki bir evet kütüphane gibi bir şey olmuş oluyor. Aslında kütüphane de kullanılıyor. H dosyası kütüphane de gibi de düşünülebilir. Import ne demek? Yani bu header hash dosyasını ne diyorum? Ben programa dahil ediyorum. Bu programın içindeki extern değişkenleri ne yapabilirim? Kullanabilirim demek. Birleştiriyorsunuz yani dediğiniz gibi. Oradaki şuradaki kodlar aslında
şurada olmuş oluyor ama gizli olmuş oluyor baktığınız zaman. Tamam mı arkadaşlar? Geçiyorum bunda. Yani bunu deneyebilirsiniz kendiniz. Bakın bir tane program yazarsınız. Dev C'de. İçine şunu yazın. Header H olarak kaydedin. Ama ismini düzgün kaydedin. Yani şu baş harfi de küçük olsun. Header H diye. Ondan sonra bir dosya daha açın. O dosyada bunu yazın. Yalnız bu dosyanın bulunduğu yerle, şu dosyanın bulunduğu yerle şuradaki header hash aynı yerde olmak zorunda arkadaşlar. Statik değişkenler neresi yahut ekrana yazıyor? Örnekte bakın ekrana yaz ekrana yaz fonksiyonunu çağırmışım bakın. Peki bu ekrana yaz fonksiyonu nerede tanımlı? External tanımlı bakın. Nerede tanımlı? Header H dosyasında tanımlı. Yani siz herhangi bir değişkene, başka bir dosyadaki herhangi bir değişkene ulaşabileceğiniz gibi herhangi bir fonksiyonu da external tanımlarsanız ona da ulaşabiliyorsunuz buradaki gibi bakın. Onları zaten maviyle burada belirtmişiz bakın. Neden 15 oldu? Çünkü external değişken eşittir 15 dedik, öyle değil mi? Şurada external değişken eşittir 15 dedik. O yüzden 15 oldu. Yani şuradaki değişkeni de değiştirdim aslında. Header'da 10 tamam ama benim burada kullanmış olduğum değişken de aslında header'daki değişken. Evet burada ekstern değişken 15 demeseydim, şu satırı yazmasaydım 10 olurdu dediğiniz gibi. Yani şunu değiştirmeseydim, ekrana yaz deseydim o zaman 10 olarak değeri kullanılırdı arkadaşlar. Evet geçtim. Şimdi statik değişkenlere bakalım. Şimdi statik değişkenler de lokal değişkenler arkadaşlar. Yalnız bu konu önemli, statik değişken konusu. Bu sınavda da soru gelir bununla ilgili karşınıza. Diğerleriyle de ilgili gelir. Yani bu konu önemli, bu şu an anlattığım konular. Şimdi statik değişken dediğimiz şu. Şimdi normalde siz bir fonksiyonun dışına çıktığınız zaman lokal değişken kayboluyor, değil mi? Bir fonksiyonun içinde bir lokal değişken tanımladınız diyelim. O lokal değişken kayboluyor. Fonksiyona girdiğiniz zaman o lokal değişken tekrar eski değerinden başlamıyor. Sıfırlanıyor yani. Yani siz her girdiğiniz zaman, yani bloklar arasında her girdiğiniz zaman ne olmuş oluyor? Lokal değişkenin değeri sıfırlanmış oluyor. İşte değeri sıfırlanmayan lokal değişkene biz ne diyoruz? Statik değişkenler diyoruz bakın. Değeri sıfırlanmayan lokal değişkenlere ne diyoruz? Statik değişkenler diyoruz. Şimdi bakalım örneğini. Örnekten daha iyi anlayacaksınız. Şimdi fonksiyon 1. Şimdi bu fonksiyondaki ID 1 lokal mi? ID 1 lokal. Yani bu fonksiyona ben her girdiğim zaman, fonksiyondan çıkıp fonksiyona geri her girdiğim zaman ID 1 kaçtan başlayacak arkadaşlar? Birden başlayacak. Güzel. Burada sıkıntı yok. Peki buradaki fonksiyon 2'deki ID 1 lokal mi? Lokal ama statik bakın. Buradaki ID 1 lokal ama ne? Statik değişken bakın. O yüzden bu fonksiyona her girdiğim zaman bakın bu fonksiyon 2'ye her girdiğim zaman bunun değeri kesinlikle sıfırdan başlamayacak. Nereden başlayacak? Değeri en son nerede kaldıysa oradan başlayacak arkadaşlar. Değeri en son nerede kaldıysa oradan başlayacak. Şimdi programı bir izleyelim bakın. Programı bir izleyelim. Şimdi şuraya yazalım. Biraz vaktimizi alacak ama bunu anlayın. ID 1 diye bir değişkenimiz var. Bir de ID 2 diye bir değişkenimiz var. Tamam mı? Şuraya yazdık. Şimdi fonksiyon 1'i çağırdık bakın. Neyinden başlıyor ya programımız. Programımız main'den başlıyor. Fonksiyon 1'i çağırdık. Fonksiyon 1'e girdik. ID 1'in değeri kaç arkadaşlar? Hemen yazalım şuraya. Başlangıç değeri 1. Güzel. 1 olarak atadık şimdi. Sonra cout komutuyla ID 1'i yazdırdım. Kaç yazdı? 1 yazdı. Yanına da bir tane ne yazdı? Boşluk yazdı değil mi? 1 yazdı. Yanına da bir tane boşluk bıraktı. Sonra ID 1'i 5 artırdım bakın. ID 1'i 5 artırdım. Kaç oldu ID 1? 6 oldu. Sonra ID 1'i tekrar yazdırdım ve boşluk bıraktım. 6 ve boşluk yazdı mı? Yazdı. Burada sıkıntı var mı arkadaşlar? Yok. Sonra fonksiyonum şurada bitti bakın. Fonksiyonum şurada bitti. Çağrıldığı yere geri döndü buraya. Burada herhangi bir işlem var mı çağrıldığı yerde? Yok, bir alt satıra geçti. Bir alt satırda kimi çağırıyor?
bir alt satırda fonksiyon 2'yi çağırıyor. Fonksiyon 2'ye girdik. Buradayız. Buradaki değişkenimiz ne? Statik. Statik değişkenler ilk defa tanımlanıyorsa bakın. Fonksiyona ilk girildiği zaman ilk değerini alır bakın. Biz daha önceden ID2'yi tanımladık mı? Tanımlamadık. İlk defa giriyoruz ve ilk defa tanımladığımız için de ilk değerini aldı. Kaç yani ilk değeri? Sıfır. Sıfırı aldı. Sonra ekrana yazdırdık. Bakın ID1'i. Sıfır yazdı ve boşluk bıraktı. ID1'i 9 artırdık. Şu da ID1 olacak arkadaşlar. Şunun başına statik yazalım da karışmasın. Statik ID1 diyelim. ID1'i 9 artırdık. Kaç oldu? 9 oldu. Yaz dedik ID1'i. Kaç yazdı arkadaşlar? 9 değerini yazdı mı ekrana? Yazdı bak. Var mı herhangi bir sıkıntı? Yok. Sonra şurada fonksiyonumuz bitti. Geri döndük. Fonksiyon 2'ye geri döndük. Bir alt satırdan devam ediyoruz. See out end line. Bir alt satıra geç, değil mi? Bir alt satıra geçti. Şurada şu an imleç. Sonra fonksiyon 1'i tekrar çağırıyorum. Bakın burası çok önemli. Dikkatle dinleyin. Fonksiyon 1'i tekrar çağırıyorum. Fonksiyon 1'i çağırdığım zaman fonksiyonun içine girdim. Buradaki ID1 değişkeni yerel bir değişken mi? Lokal bir değişken. Yerel bir değişken. Ne olacak tekrar değeri? Tekrar değeri sıfırlanacak. Sıfırlanacak derken yani yeniden başlayacak. Başlangıç değeri neyse oradan başlayacak. Yani ne olacak ID1'in değeri? Tekrar 1 oldu bakın. Normal lokal değişken olduğu için. 1 oldu. Yaz dedik ID1'i. Kaç yazdı? 1. 5 artır dedik. 5 artır dedik. Kaç oldu değeri? 6. Yaz dedik ID1'i. 6'yı yazdı mı? Yazdı. Fonksiyon 1'de işim bitti. Geri döndüm. Fonksiyon 2'deyim tekrar. Tekrar fonksiyonun içine girdim. Burası çok önemli. Static int id1. Artık bu komut çalışmayacak arkadaşlar. Neresi çalışmayacak? Şuradaki şu aktarma komutumuz çalışmayacak. Çünkü biz static int id1'i zaten daha önce bir kere girdik ve tanımladık. O yüzden statik değişken eski değerinden devam edecek. Yani kaçtan devam edecek? 9'dan devam edecek. Yaz dedim id1'i. 9 yazdı. id1'i 9 artır dedim. Statik ID 1'i 9 artır dedim. Kaç oldu? 18. Yaz dedim ID 1'i. Tekrar ne yaptı? 18'i yazmış oldu arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Yani burada boşluk bırakmazsanız şu sonlarında bitişik yazar arkadaşlar. Şu boşlukları ne yapmaz? Yazmaz. Arkadaşımız öyle bir soru sormuş. Yani değişken isimleri farklı olabilir ama değişken isminin farklı olması çok da fazla bir şey değiştirmez aslında baktığınız zaman. Yani sonuçta işin mantığını biliyorsanız burada o olayı çözmüş olursunuz. Yani buraya A, buraya B desek mesela siz ne yapmanız lazım? B'yi işte girdiğiniz zaman sıfırlamasını engellemeniz gerekiyor. Statik değişkenler bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar, tamam mı? Statik değişkeni özetlersek değeri kaybolmayan lokal değişkenler. Lokal değişkenler bloktan dışarı çıkıp tekrar geri geldiğiniz zaman ilk değerine geri döner. Ama statik lokal değişkenler ilk değerine geri dönmez arkadaşlar. Bunu da söyleyerek geçiyoruz. Diğer bir değişken tipimiz auto değişkenler. Burada değişkenin tipini belirtmiyorsunuz. Sadece değişkene değer aktarıyorsunuz. İlk aktardığınız değere göre değişkenin tipi belli olmuş oluyor. Örnek, auto sonuç eşittir 0 demişiz. Yani burada sonuç ne olarak değerlendiriliyor arkadaşlar? Integer bir tam sayı gibi bir şey olarak değerlendiriliyor. Otomatik olarak ne olmuş oldu bu? Sayısal bir değişken olmuş oldu, değil mi? Auto sonuç dediğimiz zaman. Sonra sonuç eşittir değer 1, değer 2, değer 3 dediğimiz zaman ve sonucu döndürdüğümüz zaman ne yapacak? Ekrana işte sonuçlar diye yazacak. Şuradan devam edelim. Yani şu sonuç lokal değişken bakın buradaki auto sonuç. Şurada bir de main'in içinde sonuç var. Auto sonuç. O da lokal değişken. Sıfır. Bir de auto mesaj var bakın. Eşittir sonuçlar demişim. Yalnız buna ne aktarmışım bakın. Buna aktardığım değişken tipe bakın. String bakın. Yani ben bir daha burada ne dememe gerek yok. String mesaj eşittir sonuçlar dememe gerek yok tırnak içinde. Auto dediğim için ilk aktardığım değere göre ne yapıyor? Tipini kendi kendine belirlemiş oluyor. Şurada öyle bir şey var mı? Yok. Bunlar hepsi int. 3 tane. Değerimiz var 10, 20, 30. Sonuç eşittir demişiz. Bakın, sonuç eşittir. Sayı topla fonksiyonundan dönen değer. Şimdi sayı topla fonksiyonuna neyi gönderiyorum ben? 10, 20, 30'u gönderiyorum, değil mi? Yani buradaki değer 1 ile
Şuradaki değer 1 eşleşiyor. 2 ile 2 eşleşiyor. 3 ile 3 eşleşiyor. Yani buradaki değer 1'in değeri 10. Bu 20. Bu da 30. Topla dediğimiz zaman ne yapıyor? 3'ünü topluyor değil mi? Ne yapıyor? 10'u, 20'yi ve 30'u toplamış oluyor. Ve sonucu nereye aktarıyor sonucu? 60 değerini nereye aktarıyor? Sonuç değişkenine aktarmış oluyor. Niye? Geriye ne döndürüyoruz çünkü biz? Sonuç değerini döndürmüş oluyoruz. Şurada return var ya. Return sonuç dediğimiz zaman sonuç değişkeninin değerini yani 60 değerini ne yaptı? Buraya döndürdü ve şu değişkeni aktardı. Nereye aktardı? İşte şu da auto olarak belirlemiş olduğumuz lokal sonuca aktarmış oldu. Tamam mı arkadaşlar? Tam edelim. Auto değişkeni arkadaşlar ilk aktarılan bilgiye göre ilk aktardığınız veriye göre ne yapıyor? Tipini belirliyor. Auto sonuç dedim, sıfır değerini aktardım sayısal. Auto sonuç dedim, sıfır değerini aktardım sayısal, integer. Auto mesaj dedim, string değerini aktardım string. Tipi string oldu bu değişkenin. Sonra değer 1, değer 2, değer 3 main'e ait lokal değişkenler. Şuradaki değer 1, değer 2, değer 3 de sayı toplaya ait lokal değişkenler. Ve sayı topla fonksiyonunu çağırıyorum bakın. Main'e ait değer 1, değer 2, değer 3 için ne yapıyorum? Sayı topla fonksiyonunu çağırıyorum. Yani sayı topla fonksiyonuna 10, 20 ve 30 değerlerini gönderiyorum. Yani sayı topla fonksiyonundaki değer 1, değer 2, değer 3 lokal değişkenleri ne oldu değerleri? 10, 20, 30 oldu. Sonra sonuç eşittir diyorum. Bu sonuç kime ait? Hangi fonksiyona ait? Buradaki sonuç. Sayı topla fonksiyonuna ait. Buradaki sonuç kime ait? Neyin fonksiyonuna ait? Hepsi nedir? Lokal değişkenler. Bak lokal değişken kullandığınız zaman da ne oluyor bakın? Yani her yerde aynı isimde değişken kullanabiliyorsunuz. Daha esnek oluyor yani. Sonuç olarak ne yapıyoruz? 10 ile 20'yi ve 30'u toplayıp sayı topla fonksiyonuna ait sonuç değişkenini aktarıyoruz. Ve o sonuçta 60 oluyor ve 60 değerini de geri döndürüyoruz. Yani şuraya geldik. Yani ne olmuş oldu? Şurası şuradan gelen değer kaç olmuş oldu arkadaşlar? Şu fonksiyondan gelen değer 60 olmuş oldu. Ve 60'ı nereye aktardım? Main fonksiyonuna ait sonuç değişkenini aktarmış oldum, değil mi? Main fonksiyonuna ait sonuç aktarmış oldum. Main'e ait sonucun değeri kaç şu an? 60. Cout mesaj dedim. Mesaj değişkeninde ne yazıyor? Mesaj değişkeninin içinde ne yazıyor? Sonuçlar eşittir diyor. Yazdı mı? Yazdı. Sonra değer 1'i yaz dedim. 10. Değer 2'yi yaz dedim. Pardon, araya artı koy dedim. Artı. Sonra değer 2'yi yaz dedim. 20. Araya artı koy. Sonra değer 3'ü yaz. 30. Yazdı mı? Yazdı. Sonra da aşağı geçtik. Bir alt satıra geçtik. Şuradan end line'la. Ve toplam eşittir yaz dedik ekrana. Yazdı. Ve sonuç değişkenin değerini yaz dedik. Hangi fonksiyona ait bu sonuç değişkeni? Main fonksiyonuna ait sonuç değişkeni. Şurada aktarmıştım ya buradan gelen değer sonuç değişkenine. Sonuç olarak ne yazmış oldu? 60 değerini ekrana yazmış oldu arkadaşlar. Diğer bir değişken tipimiz arkadaşlar register değişkenler. Şimdi register değişkenler mikro işlemcinin içindeki register'ları kullanıyor. Çok hızlı işlem yapmak istiyorsanız arkadaşlar, çok hızlı işlem yapmak istiyorsanız register değişkenleri kullanabilirsiniz ama çok fazla kullanılması tavsiye edilmez. Zaten sınırlıdır kullanılması çünkü bilgisayar mikro işlemcisindeki register'lar sayısı da sınırlıdır ve kapasitesi de sınırlıdır. O yüzden çok fazla kullanmaya izin vermez ama çok hızlı işlem yapmak istiyorsanız, öyle bir ihtiyacınız varsa değişkeni register olarak tanımlayabilirsiniz. Belleği kullanmaz dediğimiz gibi RAM belleği kullanmaz. Onun yerine mikro işlemci içindeki yazmaçları yani register'ları kullanarak bu işlemi gerçekleştirmiş olur. Kullanımı basit. I diye bir değişken tanımlamışız. Integer tipli ve register tanımlamışız. Bu şu demek, mikro işlemcinin içindeki register'da i isimli bir tane değişkenim olsun, ilk değeri de 100 olsun diyoruz. Niye daha hızlı oluyor? Mikro işlemcinin içinde tanımladığımız için direkt ne yapıyor? Mikro işlemcinin bunu alması daha kolay oluyor. Yani belleğe gidip gelmiyor. Belleğe gidip gelmediği için de daha hızlı ne yapabiliyorsunuz? İşlem yapabiliyorsunuz. i'yi, register tipli i'yi, integer i'yi 100 aktarmışım ve değerini 100 artırmışım. Ekrana yazdırmışım. Doğal olarak kaç yazmış ekrana? 200 değerini yazmış oldu arkadaşlar. Bunun dışında bir de sabit tanımlayabiliriz. Yani sabitle değişkenin aslında mantığını daha önce ben size anlatmıştım. Ve sabiti de şu şekilde tanımlıyorsunuz. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ne fark vardı.
Bir örnek vermiştim. Pi örneğini vermiştim. Evet, pi sayısı örneğiyle anlatmıştım. Tekrar anlatmayacağım. Yani onu bilmeyenler varsa eski videolardan bakın, oradan bakabilirsiniz. Şimdi sabit tanımlarken const kelimesini kullanıyorsunuz, özel kelimesini kullanıyorsunuz. Bir de veri türünü de belirtmek zorundasınız tabii, değişkendeki gibi. İşte integer bir sabit mi olacak, string mi olacak, işte char mı olacak gibi, onu da belirtmeniz gerekiyor. Ve ilk değerini de mutlaka vermeniz gerekiyor. Sabiti bir kere tanımlıyorsunuz, ilk değerini veriyorsunuz, bir daha program içinde bunun değerini değiştiremiyorsunuz. Adı üzerinde sabit zaten. Şurada tanımlamışız bakın. Veri tipi float, const özel kelimesi geliyor. Sonra sabitimizin ismi pi, 3,14 olarak tanımlamışız. Örnek şurada char tipli bir tane sabit tanımlamışız bakın. Cinsiyet diye char tipli bir tane sabit tanımlamışız. Yine const kelimemiz var ve ilk değer olarak da e harfini atamışız. Cout komutuyla pi demişiz. Pi demişiz eşittir. Yazmış pi eşittir. Pi sabitin değerini yaz demişiz. 3,14. Bir alt satıra geç. Cout komutumuz yine cinsiyet yaz. Eşittir yaz. Sonra cinsiyet sabitinin değerini yaz. Onun da değeri e olarak ekrana yazılıyor mu? Yazılıyor. Bunda anlamadığınız bir şey var mı? Var mı arkadaşlar? Değişmiyor. Bunun değerini hiçbir yerde değiştiremezsiniz arkadaşlar. Yani sadece burada tanımlıyorsunuz. Nerede tanımladıysanız, örneğin şurada tanımladık diyelim. Burada bunun değeri 3,14 olarak bütün program boyunca 3,14 olmuş oluyor. Şimdi C++ programının yapısına bir bakarsak, işte her nesne demişiz program içinde bağımsız bir yapıya sahiptir. Nesnenin nasıl bir davranış sergileyeceği ana program tarafından değil, nesnenin içindeki kodlar tarafından tanımlanır diyoruz. Bunu daha önce biz zaten nesneye yönelik programlamanın birazcık mantığını anlatırken size söylemiştik. Şimdi devam edelim. İşte ne var burada? İşte bir main fonksiyonumuz var. İşte cout komutumuz var. Return 0 gibi bir şeyimiz var. Basit bir örnek. Bunu zaten yapıyı gördük. Şuradan devam edelim. Yani 3,14 yazmak zorunda değilsiniz başlangıçta. Herhangi bir değer yazarsınız. O değer bütün program boyunca devam eder. Arkadaşımız bir soru sormuştu. Onu cevapladık. C++ programında bütün deyimler noktalı virgülle biter. Şurası hariç. Şurası önemli. Bakın şunun altını çizelim. Yani blok bitiren ne yapıyoruz? İşaretin sonuna, şu ayracın parantezin sonuna noktalı virgül işareti koymuyorsunuz bloklarda. Bir yer hariç class sonuna koyuyorsunuz. Yani ben bir class yazmışsam ilerleyen derslerde göreceğiz. Class'ın başlangıcı var, bir de bitişi var, değil mi? Süslü parantez var. Class'ın süslü parantezinin sonuna noktalı virgül koyuyorsunuz. Onun dışında kapanış yapan süslü parantezlerin hiçbirinin sonuna noktalı virgül koymuyorsunuz. Örneğin main başlamış, main bitmiş. Şuraya noktalı virgül koymuyorsunuz mesela. Ama bu bir class olsaydı, class'ın bitiminin sonuna noktalı virgül koymak zorundasınız. Yani blok kapatan işaretlerde sadece class'larda noktalı virgül konuluyor sonuna. Onun dışındakilerde blok kapatan işaretin sonuna kesinlikle noktalı virgül koymuyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Ekrana yazdırma işlemlerinde ya istediğiniz kadar koyabilirsiniz yan yana noktalı virgül. Herhangi bir şey demez size. Yani niye bu kadar koydun diye bir şey söylemez. O sorun olmaz. Noktalı virgülü birkaç tane koyabilir miyiz diye sormuş arkadaşımız. O sorun oluşturmaz. Şimdi C++ programında bazı özel karakterleri ekrana yazdırabilirsiniz. İşte ya da bazı özel işlevleri gerçekleştirebilirsiniz karakterler vasıtasıyla. Özellikle cout komutunda. Örneğin ter slash n yazarsak ne yapıyordu hatırlayın? Alt satıra geçiyordu. Ter slash t yazarsanız yatay olarak bir sekme atlar. İşte 8 ya da 12 boşluk bırakır. Yani stop sekmesi bırakır. Ter slash r yazarsanız bulunan satırın başına geçiyor bakın. Bulunduğunuz satırın başına geçiyor. Bir yazı yazdınız diyelim. Ahmet Yesevi Üniversitesi. İmleç nerede? En sonda. Ter slash r dediğiniz zaman imleç en başa geliyor. Ondan sonra cout komutunu kullanırsanız o satırın başından itibaren ne yapıyor? Yazmaya başlıyor. Ters laç A derseniz alarm bip sesi veriyor. Bu şeyde çıkıyor. Eski tip bilgisayarların önünde oluyordu ya şu kötü mikrofonlar. Mikrofon mu diyelim ona, ne diyelim, bip bip ses çıkaran. Oradan ses, speaker'dan ses geliyor.
Şimdi ekrana arkadaşlar, ekrana buzzer, evet, ekrana ters bölme işareti yazdırmak istiyorsanız ters slash ters slash yazmanız gerekiyor. Bakın. Yine ekrana tek tırnak işareti yazdırmak istiyorsanız tek tırnağı çift tırnak içinde kullanamıyorsunuz. Ters slash tek tırnak kullanmanız gerekiyor. Ekrana çift tırnak yazmak istiyorsanız yine ne yapıyorsunuz? Ters slash çift tırnak kullanıyorsunuz. Niye? Çünkü bu ters slash işareti, işte tek tırnak ve çift tırnak işaretleri C# programlama amaçlı kullanılan özel karakterler olduğu için bunları ekrana yazdırırken mutlaka başlarına ters slash işaretini eklemeniz gerekiyor. Şurada örneğine bakalım, daha iyi anlayacaksınız. A diye bir değişkenim var, 5. B diye bir değişkenim var, 10 arkadaşlar. Şimdi ekrana şurada gördüğünüz gibi bakın. A'yı tırnak içinde yazdırmak istiyorum. Bakın. A'yı ne yazdırmak istiyorum? Tırnak içinde yazdırmak istiyorum. Şimdi cout komutundaki şu tırnak ve şu sondaki tırnak kime ait? Şunlar bakın. Şu iki tırnağımız var burada bakın. Çizelim. Bir şu tırnağımız var. Bir de şu sondaki tırnağımız var. Bunlar kime ait? Cout komutuna ait tırnaklar bakın. Yani cout komutunda bir string sabiti yazdırmak için ne yapmam gerekiyor? Tırnak içinde yazmam gerekiyor. Öyle değil mi? Bunlar cout komutuna ait. Peki şunlar? Şunlar ne? Ters slash tırnak. Ters slash tırnak. Bunlar da işte nedir aslında? Ekrana tırnak işareti yazdırmak için kullanılan komutlardır. Yani siz şunu yazarsanız arkadaşlar. Cout tırnak, bir daha tırnak, A eşittir tırnak, işte bir daha tırnak dediniz. Sonra da A'yı yazdırdınız. Şöyle bir şey yaptınız. Bunu bu şekilde kullanamıyorsunuz bakın. Yani siz ekrana tırnak işaretini bastırmak istiyorsanız, işte ben tırnak içinde bir daha tırnak yazarım işte diyorsanız, o olmuyor. Ona C kabul etmiyor. Çünkü bu karmaşıklığa sebep oluyor. O yüzden ne yapıyorsunuz? Ekrana tırnak işareti yazdırmak istediğiniz zaman tırnak işaretinin karşılığı şu olmuş oluyor, yani özet olarak. Ters slash tırnak arkadaşlar. Yani tırnak içindeki ters slash tırnak ne olmuş oluyor? Ekrana tırnak işaretini basmış oluyor. Ne diyorsunuz siz şurada şimdi? Yani belki şey çalışabilir. Yani C şeyde çalışıyor, doğru. ANSI C'de çalışıyor. C++'da bakmak lazım. Yani tek tırnağa slash eklenmeye gerek kalmayabilir. Denemek lazım arkadaşlar. Yani sonuç olarak bazı özel karakterleri ekrana bastırmak istiyorsanız çift tırnak gibi, işte slash gibi, ters slash gibi, tek tırnak gibi başına ne ekliyorsunuz? Ters slash işaretini ekliyorsunuz. O yüzden ne yaptık? Bakın burada ekledik. Gördüğünüz gibi. Ve ekranı o şekilde bastırmış olduk. A'yı yazdı bakın. Tırnak içinde A yazdı. Önüne eşittir yazdı. Sonra A'nın değerini yazdı, 5. Şimdi şuna bakalım. Şuna bakalım. Bir tab işaretimiz var değil mi? Bakın. T. T ne işe yarıyor burada? İşte sekme karakteri belli bir tab tuşu gibi işlem yapıyor. Sizi birazcık ileriye götürmüş oluyor. Sonra ne yapmışım? Tek tırnak içinde B diye bir sabit yazdırmışım bakın. Tek tırnak içinde B diye bir sabit yazdırmışım ve tek tırnağı tek başına kullanamıyorum. Başına ters slash eklemişim bakın. O işareti yazdırabilmek için. Sonra eşittir geliyor. Sonra B değişkeninin değerini de ekrana yazdırmış mıyım? Yazdırmışım. Şuna da bakalım. Ondan sonra dersi bitirelim. Sonra bir ters slash T işaretim daha var. Ters slash T işaretim daha var. Ve neyi yazdırmışım? Neyi yazdırmışım? A artı B'yi yazdırmışım. Yani bu T ne işe yarıyor arkadaşlar? Bir alt satıra geçtik. T ne işe yarıyor? Tab değil mi? Yani biraz ileri gitti. A ile B'nin toplamını ekrana yazdı bakın. Yani neyi yazdı şuraya? 15 yazdı. Görüyor musunuz? Şuraya yazdı 15'i. Tab karakteri kadar ileri gitti. 15'i yazdı. Sonra toplam değil, toplam eşittir yazdırmışım şurada. Görüyor musunuz? Hemen peşine ne geliyor? Toplam eşittir geliyor. Peki toplam eşittir nasıl oldu da 15'in başına yazdı? Önce 15'i yazdırmıştım. Onu anlayabiliyor musunuz? Evet. Ters slash R var bakın şurada. Görüyor musunuz? Ters slash R ne işe yarıyordu? Satır başı demekti. Bulunduğu başı satırın başına geliyor demekti. Ne yaptık biz bakın? Ters slash T ile tab karakteri yaptırdık. Yani ne yaptık? Biraz ileri gittik. 8 ya da 12 karakter ileri gittik. 8-12 karakter ileriden 15'i yazdırdık. Ondan sonra dedik ki satırın başına gel. Geldi. Oradan da toplam eşittir yaz dedik. Ve yazmış oldu arkadaşlar. Var mı burada anlaşılmayan bir şey?
Şurada T'yi mi yazmasak? Burada T'yi yazmazsanız 15'i normal satırın başından yazar. Üzerine de toplam eşittir yazar arkadaşlar. R'yi kullanırsanız. R'yi kullanırsanız üzerine de toplam eşittir yazar. 15'i göremezsiniz. Tamam mı? Arkadaşımız soru sormuştu. Şuradaki T'yi yazmazsak ne olur dedi. Şunu dediniz değil mi? Şunu demiştiniz galiba. Bu şekilde bir sonuç üretmiş olursunuz arkadaşlar. Çok yavaş gidiyoruz. Biraz hızlanmamız gerekiyor arkadaşlar. Çok yavaş gidiyoruz. Başka soru var mı? Ama daha bir sürü slaytımız var arkadaşlar. Bir sürü konumuz var. Siz biraz daha çalışırsanız yani daha iyi olur. Biraz daha hızlı gitmemiz gerekiyor gibi. Çünkü şu an İkinci haftanın slaytındayız ve üçüncü haftayızdayız ve onu bitiremedik. Burada bırakalım şimdi. Yine sizin de dersiniz var. Benim de tekrar dersim var 6'da. Önümüzdeki hafta fonksiyonlar konusundan devam ederiz. Yine siz bir bakın fonksiyonlar konusuna. Sormak istediğiniz bir şey yoksa hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yani ek ders yaparız. Benim için fark etmez de işte onu bir zaman ayarlamak lazım. Herkese uygun yani uygun olur mu olmaz mı onu bir sormamız gerekiyor. Dersin saati değişemeyebilir. Yani bu saatten sonra değişmez. Yani cep telefonundan falan da izleyebilirsiniz aslında. Anlamakta zorlanıyorsanız